hakkımıza hiçbir taleplerini geri çevirmedik şimdiye kadar. 55 tane akülü ve tekerlekli sandalye teslim ettik. Hatta bazen halk toplantısına gelip benim ihtiyacım var akülü araca. Evet işte eskidi akülü aracım dediklerinde derhal teslim edin diyorum. Aynı anda teslim ediliyor. Teslim ediliyor. Evet, yani böyle güzel şeyler de oluyor. Ayrıca yeni açtığımız, imara açtığımız yerlerde ben şu şartı koyacağımı deklare ettim. Hatta müteahhitler de, Adana halkı da gülümseyerek karşıladı. Dedim ki yeni yapılacak binalarda müteahhitlerin veya o inşaattan sorumlu kişilerin bir tekerlekli sandalyeye binip binaya girip çıkmasını şart koşacağım dedim. Şimdiki sistemde biliyorsunuz, yani laf olsun diye yapılan engelli yolları var. Maalesef 90 derecelik bir açıyla, yani çıkıp inebilmeleri birinin yardımı olmadan pek mümkün gözükmüyor. Dedim ki müteahhitler binecek tekerlekli sandalyeye, kendini o engelli vatandaşımızın yerine koyacak. Bu şekilde engelliler için yaşanabilir bir kent oluşması konusunda da elimizden geleni yapıyoruz. Hatta işte gözlerini bağlayacaklar, bir ama yurttaşımızın yerine koyacaklar kendilerini. Şeritler var mı engelliler için, görme engelliler için? Yeterli mi değil mi? Yeterli mi değil mi, onları test edeceğiz dedik. Tabii bu işin şaka yanı ama gerçekten bunu ciddiyetle uygulayacağız. Engelliler için de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sadece normal engellilerdir. Bir ayrıca engelliler spor kulüpleri var Adana'da faaliyet gösteren. Onlar da beni onaylayacaklardır. Elimizden gelen bütün katkıyı sunuyoruz. Hatta bizim verdiğimiz bazı desteklerle Türkiye şampiyonu, dünya şampiyonu olan atletizmde çeşitli branşlarda sporcularımız var. Onları da bazen halk toplantılarında ağırlıyoruz, kutluyoruz. Onlar da bize teşekkür ediyorlar. Böyle güzel şeyler yaşıyoruz. Yalnız teşekkürle kalmıyorlar. Yani Batı standartlarında hizmet veriyorsunuz diye çok önemli mesajlar da verenler var size. Siz de onlara karşı bayağı böyle herkesin dilinde pelesek olan bir şey, bu halk bir şeyden anlamaz diyenlerin alnını karıştırıp dediniz. Değil mi o toplantıda? Aynen öyle. Yani inanın siz iyi niyetle yaklaştığınız zaman, gerçekten hizmet aşkıyla, dürüstçe, namusluca bir yönetim örneği sergilediğiniz zaman, samimi olarak halka dokunduğunuz zaman karşılığını buluyorsunuz, görüyorsunuz. O kesin. Ben esnaf ziyaretlerinde, halk toplantılarında, yaptığımız köy ziyaretlerinde zaten devamlı halkın içerisindeyiz. Kapımız devamlı açık, telefonumuz hiç değişmedi ve devamlı açık. Bunlar tabii halkın çok hoşuna giden uygulamalarımız. Bunun karşılığını görüyoruz. İnanın ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırsalda zayıf olduğunu, biraz nispeten zayıf olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize bağlı olan köylerde, yeni mahalle olan köylerimize yaptığımız ziyaretlerde vatandaşlarımızın nasıl bize sevgiyle sarıldığını görüyorum. Sonradan da merak edip baktığım zaman ya bu köyde kaç oy almışız? Gerçekten çok az oy aldığımızı görüyorum ama o sevgiyi bir görsen sanırım bundan sonraki yıllarda herhalde demek ki halka seçimlerde biraz daha yakın tabii, ve dokunmak tabii gerekiyor. Kesinlikle. Bakınız yani bütün Cumhuriyet Halk Partililerin, sadece belediye başkanlarının değil, herkes, milletvekillerinin, evet, örgütün, gençlik kollarının, tabii örgütün, gençlik kollarının, kadın kollarının bunu yapması gerekiyor. Yani çok özverili, çok güzel çalışmaları var. Biraz daha halkın içinde olmak, biraz daha halka dokunmak gerekiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı da, genel iktidarı da yerel iktidardan geçiyor. Herkes. Ben Çukurova Belediye Başkanı olarak bu konuda elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Yani sizin bir diyaloğunuz da şeyle var, Ömer Emmi ile var. Onunla İngilizce konuşuyorsunuz. Evet, epey iyi takip etmişsiniz. Doğru. Bir, siz ona İngilizce söylediğiniz zaman o da I like to diyor, değil mi size? Cevap veriyor. How are you diye başlıyor zaten. Bu sıcaklık çok güzel bir şey aslında. Evet, evet. Öyle değil mi? Acem mi? Bilmiyorum, hayatında Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş mi ama bundan sonra verecektir. Verecek Karaysal'dan bir abimiz. Halk toplantılarına dönem dönem geliyor. Tabii çok böyle esprili görüşmelerimiz, evet, de oluyor. Halk kahkahadan yerlere yatanlar oluyor falan o diyalogda. Güzel şey. Ama ne güzel bu. Yani evet, işte bu sıcaklığı zaten sağladığınız zaman Cumhuriyet Halk Parti çok daha farklı bir, evet, noktaya gelebilir. Evet. Öyle değil mi? Evet. Bizim de amacımız o zaten. Zaten öyle olmalı. Peki
yine Alevi yurttaşlarımız için çok önemli bir girişimde bulundunuz siz. Evet. Cem Evleri Çukurova'da ibadethane oluyor diyorsunuz. Evet. Oradaki durum nedir? Ne noktadayız? Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Veli Ağbaba çok önemli bir işe imza attı. Yani onun öncülüğünde partimiz bir karar aldı ve tüm belediyelerimizde Cem Evleri'nin ibadethane sayılması yönünde bir karar alındı. Aslında bu karar alınmadan çok önce, bakınız Adana'da bir de özel bir durum var. 100. yıl semtinde 9000 metre kapalı alanıyla Türkiye'nin en büyük cemevi ve kültür merkezi olma özelliğine sahip kültür merkezimizi 7. ayda açılışını yaptık. Yılların 12 yıl önce yapımına başlanan ama bir hayalet gibi ortada duran Alevi Bektaşi vatandaşlarımızı da çok üzen bir durumdu bu. Ben adayken gittim, yetkililerle görüştüm. Hatta orada geniş katılımlı bir toplantı yaptık ve söz verdim. Dedim ki belediye başkanı olduğum zaman söz burayı Çukurova Belediyesi tamamlayacak ve size teslim edecek dedim. 7 ayda sözümüzde durduk. Binayı tamamladık. Tefrişatını da yaptık. Ondan sonra Hacı Bektaş Veli Kültür Derneği'ne teslim ettik. O gün çok önemli 3 genel başkan yardımcımız da açılışına geldi. Toplu açılış ve temel atma töreni yaptık orada. Hem Cem Evi'nin kültür merkezimizin açılışını yaptık. Hem söz verdiğimiz gibi ilk kreşimizin açılışını o gün yaptık. Hem de ilk taziye evimizin temelini attık. Yani birden çok etkinliği aynı gün yaptık. O gün de Sayın Veli Ağbaba, Sayın Yakup Akkaya ve Sayın Sezgin Tanrıkulu 3 değerli genel başkan yardımcımız açılışa geldiler. Çok büyük bir kitlenin katılımıyla coşkulu bir açılış töreni yaptık. Ondan sonra Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı'yla oturduk bir protokol imzaladık. Yani zaten ibadethane olması yönünde karar almamıştık ama fiilen ibadethane kabul ederek elektriğini, suyunu, masraflarını belediyemizin karşılayacağı biçimde, efendim personel takviyesinde bulunacağı şeklinde bir protokole imza attık. Hacı Bektaş Veli Vakfı Genel Başkanı Sayın Ercan Bey, Genel Sekreteri ve Adana Şube Başkanı Sayın Bey ile birlikte bu protokolü imzalamıştık. Ondan sonra da Cumhuriyet Halk Partisi bu kararı alınca biz de Türkiye'deki diğer belediyeler gibi ibadethane olması yönünde kararımızı aldık mecliste. Alevi vatandaşlar da son derece mutlu bundan. Mutlular tabii ki. Mesela bakınız Karahan köyümüzde de önemli sayıda Alevi Bektaşi yurttaşımız oturuyor. Orada taziye evi yapıyoruz. Taziye evleri zaten çok amaçlı kullanılmak üzere yapılıyor. Yani sadece taziye kabul edilen yerler değil. Orada bir okuma salonu var. Kıraathane gibi günlük gazetelerin, işte yayınların bulunduğu bir okuma salonu var. Bazı muhtarlık evlerini, muhtarlık evini aynı bina içerisine yapıyoruz. Bir de işte düğün, nişan, kına gibi etkinlikleri de gerçekleştirebilecekleri halkın normal zamanında. Kaç metrekarelik bir alan bu? Epey büyük yani köyden köye veya semtten semte değişebiliyor. İşte bunun bir tarafını da Karahan Köyü'ne özgü Cem Evi olarak tasarladık. Onu o şekilde yapacağız. Yani ihtiyaç olan her yerde Cem Evlerini de yapacağız. İbadethaneler konusunda son derece hassas davranıyoruz. Çukurova ilçemizde bulunan 70 küsur camimizin tamamının temizliğini ekiplerimiz yapıyor periyodik olarak. Elektrik, su, tesisat arızalarında vesaire ekiplerimiz gidip müdahale ediyor. Bu durumdan halkımız son derece memnun. Cami cemaati de. Yani hiç ayırt etmeksizin tüm ibadethanelere aynı şekilde yaklaşıyoruz ve üstümüze düşeni yapıyoruz. Elinize aklınıza sağlık. Ne diyeyim? Sağ olun, sağ olun. Bu şehir tiyatrolarında oynayan Bay Kolpert oyununu siz tavsiye etmişsiniz herkese o halk gününde. Ama her köyde de bir tiyatro gösterisi yapacağız kesinlikle, diye bir sözünüz var. Evet. Bir de çocuk oyunu düşünüyorsunuz. Peki öyle bir sanatçı şeyimiz var mı belediye olarak?
Öyle şimdi, bir hazırlığımız var mı? Evet, evet. Yani kadromuz yeterli. Çok güzel bir kültür merkezimiz var. Orhan Kemal Kültür Merkezi. Evet. Gerçekten gelen tiyatro sanatçılarımız da hayran oluyor salonumuza. Akustik anlamında çok güzel Işık bir anlamı, salon. Işık anlamı, her şeyi evet, mükemmel. Her şeyi dört dörtlük seslendirmesi falan da çok çok iyi. Şimdi halk günlerini de orada yapıyoruz. Bir de her perşembe ücretsiz oyunumuzu sergiliyor sanatçılarımız. Bir de çocuk oyunu hazırlıyorlar şu anda. Bu çocuk oyunu da her hafta ücretsiz olarak çocuklarımıza oynanacak. Ayrıca gezici olarak da işte tüm köylerimize, ulaşamayacak durumda olan semtlerimize falan gidip orada da gösterilerini yapacaklar. Yani Çukurova halkı özellikle kültür, sanat anlamında çok duyarlı. Ve beklentileri de hep bu yönde. Ne güzel. Zaten Mete Bey, Çukurova ilçemiz Adana'mızın en güzide, en gözde ilçesi. 35-40 yıllık bir geçmişi var. Yeni yapılan bir ilçe. Nispeten diğer şehrin diğer yerlerine göre sorunlarını çözmüş bir ilçemizdir. Burada halkın beklentileri biraz daha farklı. Yani bir bölgede bir asfalt döktüğünüz zaman halk memnun olur da. Ama Çukurova halkını memnun etmek de çok zor bir şeydir. Zordur. Çünkü eğitim, kültür düzeyi, ekonomik düzeyi yüksek insanların bulunduğu bir ilçemizdir. Altyapı hizmetleri çok gelişmiş vaziyette mi? Nasıldır Çukurova'da? Şimdi öyle olduğunu zannediyorduk ama göreve gelir gelmez hemen maalesef bir sel baskınıyla karşılaştık. Hiç evet. 40 sene düşünsem Çukurova'da bir sel yaşanacağını tahmin edemezdim. O günde işte yağmurluklarımızı, çizmelerimizi ayağımıza taktık. Halkın o dertli zamanında yanında olmaya yanında çalıştık. Oldu. Ekiplerimiz alarm halinde insanlara yardımcı olmaya çalışıyorlardı. Bir altyapı sorunu olduğunu tespit ettik ve Büyükşehir'le birlikte koordinasyon halinde o sorunların çözüldüğünü tahmin ediyorum. İnşallah bundan sonra herhangi bir sel baskını yaşanmayacaktır. Ama çok anormal yağmurlar da oldu. Yani Türkiye'nin her bölgesini tesir evet, etti. Evet. Yani bir gerçekten yağış miktarı da çok çok fazlaydı. Hatta son 25 yılın en yüksek yağış oranı yaşandı. Velhasıl yani diğer sorunlar nispeten çözülmüş olduğu için halkın beklentileri daha farklı. İşte biz de Çukurova ilçemizi bir kültür, sanat ve festivaller kenti yapacağımızı, spor kenti yapacağımızı vaat etmiştik. Onun gereğini yapıyoruz. Örneğin geldiğimiz zaman Çukurova ilçemizde bir sergi salonu olmadığını fark ettik. Yani olacak şey değil. Bu yani özelliklere kültür sahip seviyesi bu kadar yüksek ama sergi salonu yok. Bir sergi salonu yok. Açtığımız 3 sergi salonuyla şu anda Adana'nın en fazla sergi salonu olan ilçesi Çukurova ilçemiz oldu. Bir anda. Yani demek ki yapınca olabiliyor bazı şeyler. Çok önemli sergilere ev sahipliği yaptık. Turhan Selçuk karikatür sergisini açtık. Ona sponsor olduk, getirdik. Çok değerli bir sergi o. Dünyanın değişik yerlerinde sergileniyor. Fikret Otyam sergisi, efendim Ethem Çalışkan kaligrafi sergisi gibi çok sayıda sergiye ev sahipliği yaptık. Biraz önce söylediğim gibi Orhan Kemal Kültür Merkezi'ni açtık. Turhan Selçuk Sanat Okulu'nu açtık. Bu sanat okulunda fotoğraf, sinema, efendim karikatür anlamında çok değerli sanatçılar yetiştireceğimizi umut ediyorum. Çünkü Adana'mız, Çukurova'mız biliyorsunuz Orhan Kemal'in deyimiyle bereketli topraklar, çok sayıda büyük sanatçı yetiştirmiştir. Her branşta, her sanat dalında. Yılmaz Güney'leri yetiştirmiştir. Yaşar Kemal'leri, Orhan Kemal'leri, Turan Selçuk da aslında Adana'da doğmamakla birlikte ilk karikatürlerini erkek sesi sıralarında otururken çizmiştir. Dolayısıyla birçok kişi de Adanalı olarak kabul eder. Biz de öyle kabul ediyoruz. Evet. Tabii ismini sayamadığım onlarca sanatçı var her branşta. Yani. İnşallah bu sanatçıların daha da fazla sayısını eklemek için, yeni Yılmaz Güney'leri yetiştirmek için bu sanat okulunu da açtık. O da büyük bir memnuniyet yarattı. Onun dışında Yılmaz Güney'imiz bugüne kadar hiç hak ettiği şekilde anılmamıştı. Evet. Ölümünün 30. yılında biz bir anma etkinliği düzenledik. O toplantıda da şunu söyledik. Yani Yılmaz Güney'i anmak
onun hatıralarını düşünüp de ağlamak falan değil. Yani biz onun gibi sanatçılar yetiştirmek